Merhaba ben Mora. Kanalıma hoş geldin. Bu videoda yükselmiş üstatlardan ve yükseliş kavramından bahsedeceğiz biraz. Nedir yükselmiş üstatlar? Kimdir onlar? Ne yaparlar? Ayrıca videonun sonunda güzel bir film tavsiyesi vereceğim. Hadi başlayalım. Çoğu öğretide ruhsal olarak yükseliş konseptinden bahsedilir. Benim en iyi bildiğim yer yoga. Yoga'nın 8 basamağı var ve bu 8 basamağın artık en son noktasına gelindiğinde buna yükselmek, nirvana'ya ulaşmak, samadhi'ye ulaşmak diyoruz. Budizm, Hinduizm kaynaklarında moksha olarak geçen bir nokta. Bu mertebelere gelmiş kişilere deniyor, yükselmiş üstat. Kısaca bu mertebenin nasıl bir yer ve nasıl bir şey olduğundan bahsedelim. Şimdi üçüncü boyut deneyimine geliyoruz ve üçüncü boyutta dualite var. Yani ikilikler, zıtlıklar var. Bu zıtlıkları deneyimleyerek bu zıtlıklar üzerinden koşulsuz sevgiyi arıyoruz aslına bakarsanız. Ve bu dualitedeki bu zıtlıklar, zıt kuvvetler, iyi kötü güzel çirkin ayrımları, düşük titreşimde duyguların, düşük titreşimli davranışların, Mevcut olması materyalin varlığı egonun varlığı bize bir oyun alanı yaratıyor. Biz buraya gelirken birlikten, o bütün olandan ayrışıyoruz. Ayrışıyoruz, hem ayrılıyoruz hem ayrışıyoruz. Separation. Ayrışıyoruz çünkü sonsuz tane deneyim yaşamak istiyoruz. Değil mi? Yani ben Öyle bir beden seçiyorum ki bu bedenin bana sağlayabileceği bazı fonksiyonlar var. Bu bedenin bir dış görünüşü, bir genetik mirası var ve bu spesifik genetik miras bana belli bir deneyim yaşatıyor. Kafamın bazı yerleri daha iyi çalışıyor, bazı yerleri çok çalışmıyor. İşte gözümün rengi, saçımın rengi bana toplumda farklı bir konum sağlıyor. Bazılarımızın bedeni daha atletik, bazılarımızınki daha ağır. Böylece aslında bir avatar, bir karakter oluyorum ve o avatarla bir deneyimler yaşıyorum. Ancak aslında aradığımız nokta belki de bu avatarın içine girip bu avatarın hayatını yaşayan, deneyimleyen bir bilinç olduğumuzu tekrar hatırlamak. Çünkü e, bu avatarın yaşadığı bir hayat var. Bir de o hayata şahit olan var içimde. Bu çok önemli. Şimdi etrafımızda yüzlerce, binlerce insan var. Hepsinin hayatına şahit oluyor musunuz? Hayır bir tanesinin gözünün içinden bakıyorsunuz hayata. İşte o gözlerin içinden bakan ve bu gözlerin içinden dışarı baktığında bu bedenin neler yaşadığını gören ve bilen şey bilinç. Ve o bilincin kendisi olma yüzde yüz artık bu avatarın bütün özelliklerinden çıkıp o bilincin kendisine dönüş hali diyebiliriz yükselişe. Bu yükselişi yaşamak için bu avatarın içinde yaratılan deneyimin her parçasını kabullenmek gerekiyor. Yani bazı özelliklerimi beni insan yapan, bana belli deneyimler yaşatan, negatif diye yorumladığım, pozitif diye yorumladığım her özelliği aslında tam anlamıyla kabul etmek ve kalbe alabilmek gerekiyor. Ne taşıyorsam bu genetik mirasın, bu bilgilerin oluşturduğu alanın, beden dediğim bu alanın içerisinde her ne taşıyorsam onların hepsinin nereden geldiğini, neden burada olduğunu, bana nasıl hizmet ettiğini görüp hepsiyle bir bütün olabilme, entegre olabilme hali, integrity'ye tam olarak gelmek. Çünkü şu anda benim bu beden içerisinde taşıdığım çoğu şey aslında bilinç dışı alanda, bilinçsiz alanda. Onların ne kadar fazlasını bilincin ışığına taşıyabilirsem? Yani bilinç dışından taşıdığım şeyler otomatik yapılıyor. Buna hayvani içgüdüler de dahil, örneğin atalarımdan taşıdığım miras da dahil, ailemden öğrendiklerim de dahil. Bunlar böyle kodlanmış program ve arkada sürekli çalışıyor. Ve ben çoğunun farkında değilim. Sadece çalışıyorlar. Daha 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 daha, daha temele inersek organlarımızın çalışması bile otopilot. Ve o kadar derine indiğinizde organların, bedenin çalışmasını dahi değiştirebilecek, kontrol edebilecek yere geliyorsunuz. Zaten o zaman ne oluyor? Tanrı olduğunuzu aymış oluyorsunuz. Düşünsenize şu an bizim istemsiz diye bildiğimiz, işte genetik kalıtımsal diye bildiğimiz ve üstünde müdahalemizin olmadığını zannettiğimiz şeylerin bile üstünde müdahaleniz olabilecek hale geliyorsunuz. İşte bunu yapabilecek hale gelmek için yapı olan construct olan örneğin zaman, mekan, vücut, nefes gibi her şeyin dahi inançlarınızla yaratıldığı ve bu inançları değiştirerek onların kendisini dahi değiştirebileceğinizi fark etmekten bahsediyorum bunlar olduğu zaman zaten tam bir uyanış ve tam bir aydınlanma yaşamış oluyorsunuz. Benim çok küçük yaşlarımdan beri ilgimi çekiyor. Ne zaman acaba böyle saçımın rengini içeriden değiştirebilirim? Ne zaman uçabilirim? Ne zaman ışınlanabilirim? Ne zaman telekinizi yapabilirim? Bunları merak ediyorum ama işte bu kadar temel şeyleri, örneğin maddeyi dahi bükebilecek kadar zihninin hakimi olmaya gelene kadar önce çok fazla şey var aşmak gereken. Burada aşmak dediğimde şunu kastetmiyorum. Örneğin öfke. Tamam mı? Beni öfkelendiren şeyler var hayatta. Beni tetikliyor. Genelde insanların yükselmek ya da ruhsal yolda ilerlemek için yaptığı şey ne oluyor biliyor musunuz? Öfkelenip öfkelenip şurasında tutup... Ben sakinim. Meditasyon yapıyorum o yüzden ben sinirlenmiyorum ki. <laughs> Yapmak oluyor. Sen sinirleniyorsun. Sinirleniyorsun. Onu içinde tutmak değil. O öfkelendiğin ve tetiklendiğin yer sana bir şey gösteriyor bu. Her zaman böyledir. Duygu pozitif ya da negatif olarak sana yol göstermek için oradadır. Öfkelendiğin yere, tetiklendiğin yere, uyuz olduğun, ayar olduğun her yere bak diye orada. Neye tetiklendin, neden tetiklendin? Sistemin neye aktive oluyor, neye reaksiyon vermek istiyor? İşte bu sana o yapın, senin ego yapın, öğrendiklerin, bildiklerin o arkada çalışan programlarla alakalı bir şey göstermek için orada. Sen arkada çalışan programın kendisini bilmediğin için, sen onun çıktısından haberdar oluyorsun. Orada bir program çalışmış, bir sonuca varmış. Bu iyidir, bu kötüdür, bu sinirlenilen bir şey. Bu bize faydalı olmayan bir şey ve sana bunu böyle way way arkadan sinyal veriyor, sen de öfkeleniyorsun. Ama sana işte en son çıktısı geliyor bunun, öfke olarak geliyor. Programın kodunun içinde ne yazdığını görmen için. Ta ki sen o öfkenin arkasındaki perdeyi kaldırıp bir dakika ya burada ne oluyor diye ne kadar işte onu dediğinde o arkada bilinçsiz çalışan şeyi bilince getirmiş oluyorsun. Karanlıktaki şeyi ışığa getirmiş oluyorsun. Ve bu karanlık alanda, bu bilinç dışı alanda farkında olmadığımız ama hayatımızı yöneten, hayatımızı kontrol eden, bedenimizi, duygularımızı yöneten alanda olan biten her şeyin farkına varacak kadar farkındalık alanımı genişletebilseydim ve onların hepsini nötralize edebilseydim, onların hepsinin ötesine geçebilseydim. Ben bu öfkeyi yaratan bu patern değilim. Ben bu bağımlılık değilim. İşte o zaman aydınlanma oluyor. İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu avatarın içine o çarpık düşünceler, bağımlılıklar, modifikasyonlar, hayata dair olduğunu olmadığını zannettiğimiz şeyler, duygusal birikintiler bir de o duyguları ifade etmediğimiz zaman içeride kalıyor duygusal bir kabızlık gibi. Ya da geçmiş travmalar ki travmanın içerisinde bu inanç kaydı, duygu, düşünce, deneyim, bedensel deneyim hepsi zaten birlikte kaydedilmiş oluyor. Sinir sistemimize kaydedilmiş oluyor. Bu kayıtlar, kayıtlar, kayıtlar zaten bunlardan o bilincin saf bilinç formunun o ruh dediğimiz bilinç dediğimiz halin bedenin içerisinde tam olarak dolmasına yer kalmıyor. Ama siz bunları sisteminizden çıkarttığınız zaman işte sisteminiz tertemiz, saf ve ruhunuzun enerjisiyle saf bilinç haliyle dolmaya hazır açık bir hale geliyor. İşte bu olduğu zaman aydınlanmış oluyorsunuz. Aydınlanmanın da kendi içerisinde seviyeleri, basamakları olduğu söyleniyor ve belli bir aydınlanma basamağından sonra zaten dünyada alınabilecek bütün dersleri aldığınız yaşanabilecek tüm deneyimleri yaşamış olduğunuz ve artık bu chapter'ı, bu seviyeyi oyunun bu bölümünü kapatmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Neden bütün dersleri bütün deneyimleri almış oluyorsunuz diyorum. Çünkü bu bilinç dışı diye tasvir ettiğim alan zaten tüm paralel yaşamlarınızın tüm ata kayıtlarınızın hepsini içerdiği için aslında karma temizlemek bu oluyor. Hayatlar 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 boyunca bir sürü ödev, ders, deneyim var, 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 var. Hepsini yaşadım ve o hayatın içerisinde çözemediklerim bir sonraki hayata kalıyor. O hayatın içinde çözemediğim bir sonraki hayata kalıyor. Ta ki bunların hepsini çözüp bitirene kadar. Dolayısıyla şimdi ben bu hayatımda paralel hayatlarımda belki bir şeyleri yaşadım çözdüm ama çözülmeyenler kaldı. Bu hayatımın mevzularını da yaşıyorum. O çözülmeyen ve geçmişten gelenleri de yaşıyorum. Hem geçmişten gelenleri bu dönüşüme uğratabilmeyi başarırsam hem şu an kendi hayatımdaki mevzuların hepsini belli bir çözülmüşlüğe, nötrlüğe getirebilirsem ve artık o bilinç dışından davranmadığım, tamamen bilincimden yaşadığım noktaya kendimi getirebilirsem e geçmiş olsun. Üçüncü boyutta işlerimi aslında tamamlamış oluyorum. Yaşayabileceğim maksimum ruhsal gelişimi yaşamış oluyorum bu okulda ve bu oyunun içerisinde. Ve sonra yükseliş bu yoğunluk seviyesinden, üçüncü yoğunluk seviyesinden artık daha hafif ve daha yüksekte olan yoğunluk seviyelerine geçme dolayısıyla buradaki bedeni artık bırakabiliyorum. Neden? Çünkü burada işim kalmadı. Fakat bazen de tamam ben aydınlanmış ve bilincimi tamamen genişletmiş versiyonum olarak burada kalmaya, oyunun içerisinde kalmaya devam edeceğim diyebiliyor. Bu süreci tamamlayan ruhlar ve bunu yaptıklarında gezegene hizmette olmaya devam edebiliyorlar. Veya bir kere yükseldikten ve burayı terk ettikten sonra farklı zamanlarda buraya enkarne olmayı seçebiliyorlar. Farklı bedenlerin ve farklı karakterlerin içerisinde. Bunun bildiğim bir tane örneği var mesela. O da Saint Germain. Saint Germain bir yükselmiş üstad. Kendisi Fransa'da bu isimle bir kont olarak Saint Germain ve bir simyacı olarak hayat yaşamış örneğin. Fakat Saint Germain'in aynı zamanda Platon yani Eflatun olduğu da söyleniyor. Böyle tarihin farklı farklı zamanlarında farklı farklı karakterler olarak gelmeyi seçebiliyor bazı yükselmiş üstadlar. Peki tam yükseldi bunlar ne oluyor? Bazıları insanlığın uyanışına ve ışığa hizmette olmayı seçebiliyorlar yükseldikten sonra artık bedenle de burayı terk ettikten sonra ve size enerjetik bir destek verebiliyorlar. Örneğin meditatif çalışmalarınızda, ritüellerinizde yanınıza çağırabilirsiniz. Onları simgeleyen biblolar, resimlerle, onların öğretileriyle, onların desteğini almaya devam edebilirsiniz. Hepsinin genellikle bu yükseliş yolculuğunda kendine özgü biricik öğretileri, bu hayatta neyi dönüştürerek nasıl her şeyi tam olarak ışığa dönüştürebilmişler hangi sınavlardan geçerek onlarla çalışabilirsiniz bir de yükselmiş üstad olunca tabi ne oluyor dedik zaman mekan bunların da hepsi aslında birer yapı ve hepsi bizim mental olarak inşa ettiğimiz yapılar olduğu için bunların da en temeline gidip artık bu da yok zaman da yoktur mekan da yoktur o zaman diyebilecek bir noktaya geldiğiniz için om ne presence. Yani her zaman her yerde aynı anda olabilme özelliğine erişmiş oluyorlar. Ve çok yakın zamanda popüler kültürde bu konsepti biz nerede gördük? Everything Everywhere All at Once filminde gördük. Everything Everywhere All at Once bu omnipresence muhabbetini bence çok güzel açıklıyor. Neden? Şimdi yaptığımız her tercihte ve her seçimde yolumuz çatallanıyor aslında. Bir şey evet diyen ve bir şey hayır diyen o mesleği seçen ya da bu mesleği seçen kişi olarak farklı paralel gerçeklikler yarattığımızı söyleyebiliriz. Biz tabi o seçimi yapan versiyonu yaşamaya ya yani onun içinde bilinçli kalabilmeye devam ediyoruz. Çünkü ne dedik? Bilinç bu bedenin içerisinde aktif bir şekilde o yaratımı izliyor. Oysa ki senin hayır dediğin versiyonu da mevcut. Sadece onun farkında değilsin. İşte bütün bu evet hayır seçimlerinin ötesinde bütün o şu ana kadar biriktirdiğimiz deneyim ölçeğinde çevremize verdiğimiz yanıtla yaptığımız seçimlerle kim olduğumuzu belirliyoruz ya. O evet hayırların ve o seçimlerin tamamının oluşturduğu kümeyi görebilmek için zaten ne yapmak lazım? O seçimleri yapan zihnin, o limitli dar zihnin ötesine geçmek lazım. İşte o zaman kendinizin tüm versiyonlarına da erişebilir. Hatta ve hatta o versiyonlar arasında bilinçli olarak geçiş yapabilir hale geliyorsunuz. O yüzden de ne oluyor? Everything, everywhere, all at once. Her şey her yerde aynı anda. Evet aynı anda her yerde olmak omni presence ve aslında bu hale geçebiliyorsunuz. O yüzden de ne oluyor? Bir yükselmiş üstad hem senin yanında hem benim yanımda hem onun yanında hem başka bir meditasyonunda olabilir. Yani dünyanın her yerinde aynı anda olabiliyorlar. Çünkü bu bizim lokal bir şekilde yani şu an ben bu koltukta oturuyorum ve bu kameraya bakıyorsam bilincim şuradan başka bir yere gidemiyorsa onunki gidebiliyor. Ve zaman diye de bir şey olmadığı için aslında kuantum realitede Onlarla bağlantı kurduğumuzu söyleyebiliriz. Bu e, dinlerde anlatılan melek gibi ya da hızır gibi varlıklar için de geçerli. Onlar da daha zamanın bir kısıt olmadığı yoğunluk seviyelerinde var oldukları için bu şekilde alanımıza gelip gidebiliyorlar istedikleri zaman. Umarım bu video yükselmiş üstadların ve yükselişin ne olduğu ile ilgili sana güzel fikir vermiştir. Bildiğim tüm bilgileri bir araya getirerek sana burada sunmaya çalıştım. Yükselmiş üstadlara dair fikirlerini, video ile ilgili yorumlarını aşağıda bekliyorum. Ve buna benzer içerikler görmeye devam etmek istersen lütfen yorumlarda bana yaz. Bir sonraki seferde görüşmek üzere.